Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, ikisi de dünyanın kuşkusuz en iyi futbolcusu. O yüzden bu 11'de onların yeri garanti. Lakin onların bu rekabeti kadar etkili olmasa da bu yılki performanslarıyla alkış toplayacak futbolcular da bulunuyor. Tüm dünyadaki ligleri ele aldığımız bu 11'de futbolcuları bu yılki performanslarına göre değerlendirdik. Onun dışında futbol bırakmış futbolcular, Ronaldinho ve benzeri kişiler bu listede yok. Bakalım dünyanın en iyi 11'inde bu yılki performanslarıyla kimler yer alıyor? 11'e geçmeden günün sorusu ekranda. Size göre dünyanın en iyi futbolcusu kim? Bacağımız 11, 4-4-2 sisteminde. Kale mevkisi için bu yıl kuşkusuz en iyi iki isim Oblak ve Alisson'du. Oblak bu sezon 37 maçta 30 gol yiyip 16 maçta ise kalesini gole kapadı. Alisson ise sakatlıktan dolayı bu yıl tüm kulvarlarda 28 maçta görev yaptı. 17 gol yiyip 14 maçta kalesini gole kapadı. Bu sezon için ikisi de çok yakın performans gösterdiler. Ancak sakatlık ve benzeri durumlardan dolayı Alisson'u bu yılın en iyi 11'ine almamız Oblak'a haksızlık olur. Bundan dolayı 11'e Oblak'a yazıyoruz. Oblak bu sezon bunu hak etti. Ancak yine de yukarıdaki butonundan Oblak mı, Alisson mu oynayabilirsiniz. Defanstaki ilk isim ise Sergio Ramos. Ramos 34 yaşına basmasına rağmen halen performansı üst düzey ve Real Madrid'in 11'inde de vazgeçilmez. Şu anda kariyerine devam eden en iyi defans oyuncusu da denilebilir. Ramos bu yıl 34 maçta oynadı ve 7 de gol attı. Ramos'un attığı gol sayısını bu yıl geçemeyen birçok forvet var. Ama Ramos defans oyuncusu olmasına rağmen gol de atıyor. Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Real Madrid onun yerini kolay kolay dolduramayacaktır. Nasıl Ronaldo ayrıldıktan sonra yerini dolduramadılarsa Ramos da böyle bir isim. Ramos'un partneri ise Van Dijk. Pique, Silva gibi futbolcular da harika. Genel kariyerlerine baktığımızda kesinlikle Van Dijk'ten öndeler. Ama bu yılki performans odaklı 11 kurduğumuzdan Van Dijk bu yılki performansıyla burayı hak ediyor. Liverpool defans hattına duvar gibi örgü ören Van Dijk, muhteşem vücut yapısı ve bu vücuduna rağmen inanılmaz hızıyla rakiplerine de korku veriyor. City'nin golcüsü Sergio Kun Aguero geçtiğimiz günlerde Van Dijk hakkında şu şekilde konuşmuştu. Onunla ilgili en sevdiğim şey savunma yaparken çok akıllı olması, markaj yaparken gerilmiyor, çok dikkatli ve sabırlı hareket ediyor. Bu da birçok hücum oyuncusunun işini zorlaştırıyor demişti. En yakın rakip takımın forvetinden bile övgü alan Van Dijk, kesinlikle Ramos'tan sonra stoper için bu yılın en iyisi denilebilir. Sol bekte ise Robertson rakiplerine göre harika performans gösterdi. Marcelo belki son yılların en iyi sol beki ama bu yılki performansı onun için ve taraftar için hayal kırıklığıydı. Bundan dolayı sol bekte de Robertson'a yer verdik. Robertson Premier Lig'de çıktığı 27 maçta 7 asist yaptı. Hem defans hem de hücum yönünü çok iyi kullanan bir bek. Bundan dolayı burada olmayı hak ediyor bu sene. Sağ bekte Arnold ve Hakimi bu yıl için iyi bir performans gösterdiler. Ama biri Premier Lig'de, diğeri Bundesliga'da. Bundan dolayı Arnold her türlü önde bu sene. 21 yaşındaki genç oyuncunun performansı ile ise piyasa değeri 100 milyon avroyu aşmış durumda. Bu yıl Premier Lig'de 29 maçta 12 asist yaparken 2 de gol yaptı. Bir bek için inanılmaz bir gol katkısı olduğu söylenebilir kendisi için. Liverpool altyapısında yetişen İngiliz uzun yıllar Liverpool'a hizmet verebilir. Orta sahadaki ilk isim Kevin De Bruyne. Bu yıl da harika. Premier Lig'de 26 maçta 8 gol 17 asist yaptı. Tamamen bir asist canavarı. Manchester City'nin de taşıyıcısı diyebiliriz. Piyasa değeri en yüksek orta saha. Belçikalı bu yıl sonunda Manchester City'nin UEFA cezasına göre geleceğini belirleyecek. Ayrılabilir, ayrılmayabilir. Bakalım Manchester City'de seneye de devam edecek mi? Eğer Manchester City'de devam etmezse Manchester City onun yerini gerçekten çok zor doldurur. Çünkü De Bruyne gerçekten çok harika bir oyuncu. De Bruyne'in partneri olarak ise Kante ve Havertz aday. Kante bu sene sakatlıklarla boğuştu. Bundan dolayı onu koymamız biraz zor. Pogba'dan zaten bahsetmemek lazım. Bu sene varlığı ile yokluğu birdi. Son senelerde gerçekten çok bocaladı. Dybala da ikinci dönemde kendini gösterdi. Ama ilk dönem yoktu. Bundan dolayı Havertz hem genç yaşında gösterdiği performansla hem de oynadığı oyunla bu senenin en iyi 11'ine yazılabilir. Tüm kulvarlarda 34 maça çıkan genç yetenek 10 gol 8 asist yaptı. Orta saha oynayan biri için hiç fena değil. Hem de bu yaşta. Adı Real Madrid ve Barcelona gibi büyük kulüplerle anılıyor. Bakalım hangi kulübe gidecek? Ve Bayern Leverkusen onu bırakacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Sağ kanatta Messi yer alıyor. O bölge için son yıllarda Muhammed Salah Messi ile yarışmaya girse de Messi kesinlikle yıllardır oranın en iyisi ve gözü kapalı yazılacak bir isim. 32 yaşındaki Arjantinli 24 gol atıp 16 asist yaptı. Muhammed Salah ise bu sezon 20 gol, 9 asistle oynadı. Rakamlar da Messi'yi gösteriyor. Messi kesinlikle sağ kanat bölgesi için dünyadaki en iyi futbolcu. Messi'yi bu 11'e koymamamız zaten beklenemez. Barcelona deyince akla direkt gelen bir isim. Gerçekten
Çok harikulade bir futbolcu. Sol kanatta Sadio Mane yer alıyor. Ronaldo nerede derseniz o son yıllarda yaşım vermiş olduğu sebepten ötürü forvet mevkisine doğru çekildi. Bundan dolayı onu forvette kullanacağız. Sol kanatta zaten bu yıl Hazard'ı koymamız beklenemez. Gerçekten berbattı. Real Madrid'de hiç dikişi tutmadı. Neymar'a gelir isek son zamanlarda çok sık sakatlanıyor. Sakatlıkla uğraşmasa onun da buradaki yeri garantiydi. Ama dediğimiz gibi çok sakatlanıyor ve bir türlü form tutamadı düzenli. Son olarak Mane ve Sterling kalıyor. Mane bu yılki performansı ile Sterling'i kesinlikle geçti diye düşünüyorum. Ama yine de yukarıdaki butonundan bu yılki performanslarına oranla iki futbolcuyu eleyebilirsiniz. Ben Sadio Mane'yi 11'e koydum ama. Gelelim forvete. Zaten dedik, Cristiano Ronaldo forvette yer alıyor. O da Lionel Messi gibi gözü kapalı yazılacak bir isim. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ile rekabetini geçtiğimiz ödül töreninde şu şekilde Now, we anlatmıştı. haven't had you both together for a while, so while you're both here, we noticed you've been talking a lot. Do you miss him? ¿Te extraña o no? Es la pregunta. ¿Para él o para mí? No, tú a él. Ah, quieres los dos, ok. El que conteste primero. Sí, yo se lo dije Sí, en su momento, era lindo llores tenerlo. mucho por Cristiano. Era una rivalidad linda, sobre todo porque estaba en el Madrid también y bueno, ahora está en un gran equipo también y lo vemos de España. No, es español. No, English, I English. think, yeah. I was curious because we shared this stage 15 years, Yeah. me and him. I don't know if it's ever happened in football. The same two guys in the same stage all the time. Yeah. So it's not easy, No. as you know. And of course, we have a good relationship. We not had a dinner together yet, In, but I really? hope in the future. I You're hope in in the Monaco future. tonight. It is nice. Of course, I miss to play in Spain. We have that battle the Yeah. last 15 years, which is good. He pushed me, and I pushed him as Yeah. well. So it's good to be to be part of history of football. I'm there, and of course he's there as well. Bu sene Cristiano 32 maçta 25 gol 4 asist yaptı. Kral 35 yaşında ama halen performansı süper. Özellikle ikinci dönem muhteşem bir ritim yakalamıştı. Ronaldo da Messi de futbola devam ettikleri sürece dünyanın en iyi 11'ine her sene yazılacak iki isim. Bunlar gerçekten genel anlamdaki futbolculara göre çok önde futbolcular. 11'imizdeki son isim Robert Lewandowski. Bundesliga'da olsa da kesinlikle mevkisinin en iyilerinden. 33 maçta 39 gol 5 asist. Gerçekten inanılmaz bir başarı. Lewandowski hatırlarsınız ki geçtiğimiz yıllarda 9 dakikada 5 gol gibi de inanılmaz bir rekoru kırmıştı. Muhteşem bir bitiriciliği var. Onun için imkansız yok. Ve Benzema ve Agüero gibi isimler ona yakın olsa da Lewandowski burayı bu yılki performansıyla da hak etti. Hem boyu uzun kafa gollerini atabiliyor, hem de vücut yapısına oranla çok hızlı bir futbolcu, hem de bitiriciliği harika. Gerçekten bir forvette aranması gereken tüm özellikler Lewandowski'de toplanmış durumda. 11'imiz böyleydi. Belki alamadığımız oyuncular oldu ama genel anlamda dünyanın en iyi 11'i şu anki bu yılki performanslarına göre böyle diyebiliriz. Yorumlara bekliyorum. 11 nasıl olmuş? Kendi 11'lerinizi de kesinlikle yorumlara yazmayı unutmayınız.